binlerce yıl insanlık tarihi at sırtında ok ve yayla yazıldı. Bizler bu silahları her zaman zalime doğrulttuk, mazlumun yanında olduk. Bugün nasıl İHA ve SİHA'larımızla övünüyorsak ve zalimi yatağında rahat ettirmeyeceğimize dair hep birlikte ant içiyorsak, geçmişte de atalarımız dünyaya barış ve huzur getirmek için çabaladılar. Bugün Hisar Canlı Tarih Müzesi'nde şanlı tarihimizi ve o günden bize kalan o muazzam silahları konuşuyoruz. Atalarımız asırlar boyu yalnız bizim tarihimiz değil, bütün dünyanın tarihini bu müzedeki silahlarla yazdılar. Şu anda Hisart Canlı Tarih Müzesi'nde kurucu başkanı Necat Çağdaroğlu Bey ile görüşüyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu müzeyi kurmak nereden aklınıza geldi? Çok eski bir hayaliniz olduğunu biliyorum ve şu anda gezdiğimde muhteşem bir müzeyle karşılaşıyorum. Nereden geldi aklınıza, nasıl yaptınız? Şöyle, eskiden beri tarihe olan ilgim, makete olan ilgim, alakam, sanat ve heykele olan yeteneğimle beraber yaptığım maketlerin, tarihi olayları, savaşları yaptığım diorama maketlerin 30 sene önce yanına gerçek objeleri koyarsam nasıl olur diyerek başladı aslında yolculuk. Çünkü hem antikaları toplayıp hem o konularla, o dönemlerle ilgili kitaplar, filmler seyrederek bu işin altını doldurdum ve böylelikle hem gerçeğini, hem maketini, hem fotoğrafını, resmini öyküleriyle, bilgileriyle beraber sergileyebileceğim bir tarz yaratmış oldum. Bu tarz da dünyada ilk ve tek olan bir tarz oldu. Kaç eser var şu anda burada? On binlerce eser var. On binlerce. Evet. Siz 30 sene önce böyle bir müze yapmaya karar verdiğinizde bugün olduğu gibi bir tarih dizisi, tarih sineması, Türk sinemacılığı yoktu. Evet. O dönemde araştırma yapmak da herhalde bir hayli zordu. Kaynağa ulaşmak da çok kolay değildi sanırım. Şöyle söyleyeyim, halen çok zor. Tabii 30 sene öncesine göre daha fazla bir takım yayınlar, kitaplar çıkıyor. Çıkmaya da devam edecek. Ama tarihi dizi filmler biliyorsunuz, açıkça söylemek gerekirse çok yanlışlar ve eksiklikler barındırıyor içerisinde. Bilgi eksikliğinden. Evet. Biraz da ilgisizlikten diyebilirim. Çünkü bu konuyla ilgili bir dönem filmi çekiyorsanız hakikaten çok ciddi ders çalışmanız gerekiyor. Hata yapmamanız gerekiyor. Tabii ki maalesef bizim tarihimizde de bu konuyla ilgili ciddi bir çalışma yapılmamış. Ta ki bu geçtiğimiz iki hafta önce 5-6 senelik bir çalışmanın ürünü Türker Geçer Bey ile beraber hazırladığımız bir Osmanlı askeri kılık, kıyafet ve aksesuarları kitabını yayınladık. Satışa da sunduk, buradan haber vereyim. Türkiye'de yapılmış ilk bu kapsamda, bu geniş kapsamda yapılmış tek ve ilk örnektir. XVI. Yüzyılda geçen tarihi romanlar yazıyorum. Şu anda önünde durduğumuz aslında Cezayirli Hasan Paşa da benim romanlarımda bahsettiğim karakterlerden biri Aslanlı Paşa olarak. Ve o günlere ait kostüm ve mekan araştırması yaparken aslında kaynakların eksikliğini çok çok hissediyorum. Bu dioramayı gerçekleştirirken aslanların postlarını nereden buldunuz?
Aslanların postlarını tabii ki bulmak çok zor. Hele böyle bir kaplan ve erkek aslan içi doldurulmuş bu modeller tamamen orijinaldir, onu söyleyeyim. Yurt dışındaki bir takım müzayedelerden zorlukla bulup kargoyla getirttirdim. Çünkü biliyorsunuz bunların bu şekilde avlanıp içinin doldurulması dünyada yasak. Evet. Ama bir takım kaçak işler yapılmıyor değil, ama bunlar aslında bu modeller de antika. Çünkü 50, 60, 70 belki 100 sene önce yapılıp doldurulmuş modeller bunlar. Böyle enteresan bir konuyu işlemek için de böyle orijinal hayvan modellerini de kullanmam gerekiyordu. Buradaki sahnede 16-17. yüzyıllarda padişahın Topkapı Sarayı'nda özel gün ve bayramlarda yaptığı gösteriyle, şovla ilgili bir şey. Gelen büyükelçi veya yabancı misafirlere üç kıtanın hakimiyim demek için filler, aslanlar, kaplanlar, leoparlar, gergedanlar, zürafalar böyle bir geçit yapıyor. Onu anlatan bir Topkapı'daki bir köşeyi canlandırmasını yaptım. Birebir ölçek. Arkada da Cezayirli Hasan Paşa'nın burada erkek aslanıyla birlikte bir canlandırması var. Bir de hakimiyet ve güç simgesi, yani tabii, bir aslanı, bir zürafayı, bir fili gemiye yükleyip o topraklardan bu kadar uzun bir yolu getirmek de müthiş bir lojistik başarı doğru, aslında. Doğru. Kimdir bu Cezayirli Hasan Paşa? Sizden dinleyelim. Cezayirli Hasan Paşa 17. yüzyıl da 18. yüzyılın başında çok önemli bir amiral ve bu amiral daha yavruyken bulduğu bir aslan, erkek aslan yavrusunu evcilleştirip yanında bir kurt köpeği gibi taşımasıyla ünlü. Bütün Akdeniz'de evet, sokaklarda, Cezayir sokaklarında, ayrıca gemisinde beraber evet, dolaşıyor. Evet, evet. Yani o dönem tabii kurt köpeği Döberman köpeği olmadığı için o aslanıyla dolaşıyor. Hatta Aslanlı Paşa evet, ve Aslan evet, Paşa diye anıyorlar tabii, kendisini tabii, bu yüzden. O bir karizma aslında. Tabii. Çok önemli. Tabii burada çok bu müzenin içinde böyle çok paşanın, sadrazamın, hatta padişahlara ait özel eşyalarında olduğunu söylemek durumundayım. Onları da programın içerisinde göreceğiz hep beraber. Şu anda tam arkamda gördüğüm eser de sizin aslında el yapımınız diyebiliyorum. Bu mankenin bütün tasarımı bana ait. Gördüğünüz gibi oku çekiyor. Tam atmak üzere bir solak. Diyeceksiniz ki sağ elle çekiyor, ama aslında solak denmesinin hep padişahın sol tarafında gittikleriyle alakalı söylenir, ama en iyi okçu hem sağ hem sol elini kullanandır aslında. Özellikle akıncılar için de bu geçerlidir. Çünkü 360 derece ok atabilmeniz için hem sağ hem sol elinizi kullanmanız gerekiyor. O da Türklere özgü bir şey. Tabii, atının üzerinde tabii, geriye dönüp tabii, ok atmak. Geriye dön. Bakın, ben sağ elle geriye dönebiliyorum ama sağ atarak bakın dönemiyorum. Tabii. Sol var atmam lazım gibi. Burada bir modelleme var ve aşağısında da benim yaptığım bir diorama maket var. Aşağısında da o döneme ait çizilmiş, renklendirilmiş o döneme ait bir gravür var. Burada da 54. Orta Yeniçeri Sofa tezkeresi var. Bu da dünyada... Yani bir Yeniçeri diploması. Evet, diploması. Dünyada kaç tane var? Dünyada 4 ayrı ortaya ait olan 4 tane var. 2 tanesi askeri müzede, bir tanesi bir koleksiyonerde, bir tanesi de başka bir müzede. Yalnız 54. Orta bir tek bu müzede var. Gördüğünüz gibi üstünde ok ve yay simgeleri var.
çok unik bir parça, çok sıra dışı bir parça. O dönem tabii evrakların günümüze kadar gelmesi zaten çok zor ve sıkıntılı. Bir de saklama huyumuz da yok pek biliyorsunuz. Bir de Yeniçeriler 1826'da Vakai Hayriye 2. Mahmut tarafından ortadan kaldırılıp bütün evrakları, bütün varlıkları yok edilince tabii daha da değerli oluyor böyle bir tezkere. Nejat Bey, Yeniçeri deyince bizim aklımıza hemen ok geliyor, at binme geliyor. Ama bu topraklarda ateşli silahların tarihi de çok çok eski. Doğru. Mesela ta Kosova Savaşı'na kadar uzanıyor. Şu anda da yanı başımızda Yeniçeri ordusunu kaldıran 2. Mahmut. Ta ait silahlar bir var. Bir silahımız var, evet. Ki baktığım zaman görüyorum neredeyse bugünkü makinalı tüfeklerin atası gibi bir, doğru, silah. 7 tane namlusu birden, evet, var. Şimdi bu tüfek çok özel bir tüfek. Sultan II. Mahmut'a özel olarak yapılmış ve hediye edilmiş bir silah. Çünkü burada gördüğünüz gibi korkunç bir el emeği, zanaatkarlık var. Üzerinde her türlü zümrüt, yakut, elmas, pırlantalar var. Ve karşı arka dipçiğinden de özel bir bölmeden gördüğünüz üzere harikulade bir işçilikle bir hançer çıkıyor ayrıca gizli bölmesinden. Bunun sebebi şu, o dönemde tabii ağızdan dolma silahlar var. Bugünkü gibi otomatik silahlar olmadığı gibi mermiyi bile ağızdan dolma yapıyorsunuz, doldurma şeklinde yapıyorsunuz. Barutunu sıkıştırarak. Tabii sıkıştırıyorsunuz, korkunç bir vakit kaybı. O yüzden çok namlulu silahlar, bir çakmaklı tüfek düşünün, o dönem çakmaklı tüfekle tetiğe bastığınız anda aynı anda 7 mermi karşı tarafa, düşmanınıza karşı aynı anda ateşlemiş oluyorsunuz 7 namlu, 7 mermiyi. Ardından diyelim ki mermileri dolduracak fırsatınız olmadı yeniden doldurmak için, arkasından hançeri çıkararak savaşa, mücadeleye devam ediyorsunuz. Bu mantık bu müzede diğer bir takım silahlarda da tekilde var. Ya sapından hançer yine çıkıyor, ya sapı balta şeklinde. Çok amaçlı silahlar. Çok amaçlı olmak zorunda. Çünkü bir daha mermiyi doldurma vaktiniz olmadığı için ağızdan dolma eski tüfek veya tabancalarda bunu yapmak zorundasınız. Bu lokasyonda, bu vitrinde gördüğünüz her silah da bu arada Sultan II. Mahmut'a ait. Kaç kilo hocam bu yaklaşık? Ya 17 kilo. 17 kilo. Altında da bir tripodu var görüyorsunuz. Evet, evet. Kucakta taşınacak bir silah değil aslında. Hocam padişaha ait olduğu için ve dönemini temsil yeteneğinden ötürü tarihi değeri çok yüksek. Doğru. Ancak gördüğüm çok ince bir altın işçiliği, tabii, var ve üzerinde elmas, yakut, zümrüt, mercan, çok da değerli taşlar, doğru, var. Doğru. Aslında maddi değeri de tarihi değerine yakın olmalı bu silahın. Bence tarihi değeri daha iyi. Önemli. Muhakkak. Çünkü bir sultana ait olması, önemli bir sultana ait olması her şeyden önce önemli. Ama bir de şu var, dünyada ilk ve tek, bir de o önemli. Eşsiz. Yani çok eşsiz bir parça olduğu için çok önemli. Burada daha özellikle mesela ağzı çatal veya zülfikar diyebileceğimiz bir Osmanlı yatağını görüyorsunuz. Bu da Sultan II. Mahmut'a ait. Keza bu kılıç da öyle. Tüm önlü arkalı tüm namluya çeliğin üstüne Fetih Suresi işlenmiş gördüğünüz gibi. Hepsi çok zülfikar deyince hep ucu çatallı, evet, diye düşünürdük, evet, ama bu çift kılıç aslında, evet, çok daha farklı. Çok farklı. Sebebi de şu, bu müzede yine bunun farklı versiyonlarını göreceksiniz. Hem böyle olanı var, hem böyle olanı var. Böyle olmasının sebebi çatalın hem düşmanınızı şaşırtmak için, sürpriz, şok etkisi yaratmak için, hem de vurduğunuz zaman aynı anda çift yara açtığı için, üç, en önemlisi karşılama için çok önemli. Çatal olarak karşıdan gelen bir kılıcı karşılayıp bileğini bükebilirsiniz. Kılıçsız, silahsız, evet, bırakıyor. Evet. Yatağanlarla ilgili uzun süre zaman önce bir romanımı hazırlarken, evet, okumuştum da, en değerli, en özel yatağanlar
Saruhan Sancağı civarında bir usta tarafından yapılıyor ve yatağanlar kişinin boyuna, kilosuna, kuvvetine göre ayarlandığı için aylarca, yıllarca sipariş verip sıra bekliyorlar. Bir Yeniçeri ağasının bile kılıcının yapılmasının ya da paşanın yapılmasının sırasını gelene kadar 3-5 sene bekliyor diye okumuştum. Doğru, doğrudur. Yani ergonomik kişiye özel silahlar. Tabii ki kılıçlar da öyle olmak zorunda. Çünkü kılıçtır, yatağındır, bir takım bu tür silahlar ok, yay da dahil olmak üzere kişiye özel olması lazım. Çünkü hayatınız ona bağlı. Veya ordunun başarısı da ona bağlı. Onun için zaten Osmanlı'nın başarısı burada yatıyor. Hem döneminin en hafif, en sağlam, en işlevsel silahlarını üretiyorlar. Ve ağır, hantal Avrupalıların kullandığı silahlara karşı büyük bir avantaj sağlıyorlar. Şimdi tabii ki zanaatkarlık açısından da bir numaralar teknolojik veya kıvrımlı, kavisli işte dediğimiz kılıçlar konusunda da savaş ustalıklarında da bir numara oldukları için büyüyen çok güçlü bir imparatorluk oluyorlar doğal olarak. Bir yanı keskin değil mi? Bir yanı düz. Evet, evet. Şimdi burada tabii çok farklı dediğim gibi silahlar var. Mesela biraz evvel şimdi konuştuk yatağın dedik. Mesela bilinen dünyadaki en uzun büyük yatağın da bu müze. Haçlı silahlarının özelliği düşmanı kendisinden çok daha uzakta tutacak şekilde uzun ve büyük silahlar. Evet. Ama dikkatimi çekiyor sürekli. Bizim askerimizin kullandığı silahlar tarih boyu daha kısa, daha yakın dövüşe el veriyor. Doğru. Yani daha büyük cesaret istiyor aslında düşmanıyla daha yüz yüze. Doğru. Çünkü kullandıkları strateji farkı bu, anlayış farkı diyelim. Osmanlı'nın veya Selçukluların veya Türklerin genelde kullandığı silahlar, aksesuarlar ve zırhlar Avrupalılara göre çok daha hafif ve işlevsel. Hafif ve işlevsel olduğu için daha çevik, daha hızlı hareket edebiliyorlar. Bunun bir sebebi de bana göre genelde at üzerinde savaştığımız için ve akıncılara, atlı süvarilerimize çok önem verdiğimiz için ve savaşları da genelde bu şekilde kazandığımız için hafif aksesuarlar, zırhlar, miğferler kullanmak zorunda. Düşünsenize şimdi Avrupalı'nın kullandığı yayın boyu bu kadar, bizim Osmanlı'nın kullandığı yay şu kadar. Yarısından daha küçük yay kullanıyor ama öyle bir yay, kompoze yay kullanıyor ki Avrupa'nın tüm yaylarından daha aktif, daha küçük ama daha uzak mesafeye daha hızlı, daha isabetli atabiliyor. İşte avantaj silah üstünlüğü, teknolojik üstünlük ve kabiliyet tabii o kadar küçük yayı çekebilip at üstünde bir kişiyi vurmak dünyanın en zor işlerinden biri. Fatih Sultan Mehmet'in dediği gibi ayrıca senin askerinin yaşama arzusundan çok benim askerimin ölme arzusu vardır. Evet. Bizdeki şehadet kurumunun da etkisi var. Koşarak cennete gidercesine gidiyor zaten savaşa. Doğru. Bunca yıldır silahlarla ilgilenen bir insan olarak hem hani Türk silahlarını hem Batı silahlarını çok çok iyi biliyorsunuz. Evet. Peki savaşlar silah ve stratejiyle cesaretle mi kazanılıyor yoksa savaş teknolojisiyle silahların vardığı boyutla mı kazanılıyor sizce? Şimdi şöyle aslında bütün şıkların hepsi olması lazım. Yani hem savaş stratejinizin çok iyi olması lazım, hem askerinizin, komutanlarınızın çok iyi olması lazım, hem de tabii ki silahlarınızın çok iyi olması lazım. Bir takım istisnalar saymazsak tabii ki bunların hepsi olmak zorunda. Şimdi mesela Çanakkale destanı diyoruz. Tabii orada ateş gücü, savaş teknolojisi, asker sayısı bizden üstün olan bir düşmanla, müttefik ordularıyla savaştık. Ama şunu da unutmamak lazım.
biz savunmadaydık. Evet. Savunmada olanlar her zaman avantajlıdır. Bu birincisi. İkincisi, coğrafya bilgisi, alanı tanımak çok önemli bir avantajdır. Kendi evinde, tabii, sahasında. Bir de yani adam kendi vatanını savunuyor, Türkiye'yi, Osmanlı'yı savunuyor. Yani kendi evini savunuyor bir nevi. O yüzden tabii gelen düşmanla bizim Mehmetçiğimizin böyle bir farkı var. Ayrıca da dediğiniz gibi ölüme koşarak giden bir Mehmetçiğiniz var. Ölümü pahasına, işte öyle muhteşem adam ki artık tüfeği bozuluyor, düşmana taş atıyor, kürekle saldırıyor. Yani Bigalı Mehmet Çavuş, yanlış hatırlamıyorsam, gibi böyle veya Seyit Onbaşı, böyle çok kahramanlarımız var. Adam yani 250 kiloyu kaldırıyor sırtında ama bir daha kaldıramıyor o hırsa. Evet, yani işte bu odaklanma, bu bir motivasyonla alakalı bir şey tabii. Tam arkada bir Yeniçeri, evet, heykeli görüyorum. Evet. Yüz ifadelerini neye göre belirliyorsunuz? Yüz ifadeleri şöyle, bir kere çok gravür ve ben tabii benim çok ciddi bir kütüphanem var, arşivim var. Her dilden, her ülkeden topladığım gravürler, kartpostallar, resimler, tabii döneme göre varsa fotoğraflardan faydalanarak askerlerin tipini, şeklini, saç modelini. Mesela birçok dönem dizisinde saç modelleri şu andaki benim saç modelimle aynı insanlar oynuyor. Tabii ben bunu tebessüm ederek seyrediyorum. Çünkü o dönemdeki saç stilleriyle bu dönemki saç stilleri arasında dağlar, ovalar kadar fark var. Selçuklular, Kızılderililer gibi 5-6 4 adet örgü saçla. Bir kere Selçuklular örgü saçlarla günlük bariz. Günlük hayatlarında evet, normal evet, evet, evet. Örgü saç, Kızılderililer gibi örgü saçları var adamların. Yoksa tek örgü falan da değil. Vikinglilerle karıştırıyor bizimkiler. Yeniçerilerde tabii Osmanlı'ya gitgide gelince saçlar kısalıyor. Sonra kelleşmeye başlıyor. Kesiyor. Tabii. Niye? Hijyen ve hastalıktan dolayı. Bir bit geldiği zaman veya en ufak bir hastalıkta insanlar ölüyor. Yani ve bırakın ordu kırılıyor. Onun için hijyen ve sağlık çok önemli. Onun için saçlarını kazıtıyorlar. Böyle bir şey. Bazen bir tutam saç bırakıyorlar, o kadar. Biliyorsunuz zaten başlıklar çok görkemli. Tabii yani başlıkların görkemli olması bir sebebi de pek bilinmez, onu da söyleyeyim. İşte büyük kavuklar, vezir, işte padişahlar. O dönemde insanların geneli ufak tefek. Kesinlikle ufak tefekler. Nereden mi biliyoruz? İşte giydikleri kaftanlardan bugün ulaşan şallar, giysiler, tılsımlı gömlekler. Şapkalarından, miğferlerinden, zırhlarından. Ha, iri yarı insanlar var mı? Var. Onlar özel insanlar. Ama geneli ufak tefek. Ama çok güçlüler. Çok güçlüler ve çok yetenekliler. Yani işte 20 kiloluk gürzü sallıyordu. Tabii, adam tabii. 5 yaşında başlamış gürzü sallamaya veya 4 yaşında başlıyor ata binmeye. Onun için ata binmek yürümek kadar basit. Onun için adam attan düşerken bile Bizanslı komutanı vurabiliyor mesela yayıyla. Hatıralarında yazıyor Bizanslı komutan gibi. Yani onun için adam mesela ata binerken 4 ok, 5 ok alarak atıyor. Yani şimdi yapabilen var mı? Yok tabii yani. Onun gibi. Bir insanın tarihe geçmesi için ya bir savaş kazanması, yararlılık göstermesi, ya çok büyük bir aşk yaşaması ya da çok hazin bir son olması lazım hayatında. Tarihimizde her üçünü de yaşamış büyük bir kimlik var. Şu anda Pargalı İbrahim Paşa'nın kullandığı silahlara bakıyoruz. Evet. Nejat Bey, nereden buldunuz bunları? Çünkü tarihten silinmiş, kayıtları yok edilmiş bir insan neredeyse. Doğru, çok önemli bir
Paşa. Tarihe hakikaten Kanuni Sultan Süleyman'ın sağ kolu olmuş asker. Kişi, asker ve büyük başarılara imza atmış, vizyoner bir insan. Ama maalesef işte biraz hazımsızlık, sanırım birçok tarihçi o konuda yazılar yazdı. Padişah'tan daha önde görüyor ve tüm ipleri kontrolünün kendi olduğunu bir padişah gibi hareket etmeye sultan ünvanını kullanıyor. Sanırım biraz da Hürrem Sultan'ın da gazıyla maalesef damat makbul damat İbrahim Paşa maktul İbrahim Paşa oluyor. Burada gördüğünüz eserler ona ait. Tombak zırhı, tombak yine miğferi, at çelik, at alınlığı, üstü altın sıvama at alınlığı ve kılıçlarını görüyorsunuz. Yalnız malzeme ne? Malzeme şöyle, at alınlığı çok önemli, tombak değil, sıvama altın. Yani muhtemelen savaş at alınlığı zırhı olarak düşünüyorum. Çünkü genelde tombak olan şeyler törenseldir, hafiftir. Bakır üstü tombak kaplama olduğu için ama çelik üzerine altın kaplama sanırım daha seferde tabii çelik. Çünkü bu askerler veya padişahlar da olsun, sadrazam komutanlar da olsun seferde giydikleri kıyafetler farklıdır, cephede giydikleri farklıdır, normal hayatta giydikleri cephe gerisinde farklıdır. Bu önemli bir detaydır. Burada mesela şu gördüğünüz harikulade bir sanat eseri olan şekli de çok farklı, dilimli evet, bir kılıç. Yıldırım şeklinde denilen bir Osmanlı hançeri görüyorsunuz. Yine üzerinde yakutlar, elmaslar, zümrütler var ama orada o dönem yasak olmasına rağmen, çünkü Osmanlı döneminde biliyorsunuz hayvan ve insan figürlerinin bir takım yerlere çizilmesi yasak olduğu için görülmez. Ama bu hançerin üzerinde bir Yeniçeri ağasının çok güzel işlenmiş ve altınla bezenmiş bir illüstrasyonlu figürünü görüyorsunuz hançerin üstünde. Çok unik bir parça. Onu da izleyicilerimizle paylaşmak istedim. Tarihi kimliklerden şu anda müzeyi gezerken ben Yıldırım Beyazıt'ın, II. Mahmud'un, Pargalı'nın, Kanuni'nin evet, silahlarını evet gördüm. Kadınlara ait silah var mı? Kadınlara ait maalesef pek silah göremedim. Yani aslında onlara ait silahlar da çıkacağını düşünüyorum ileride. Ama o dönem biliyorsunuz kadınlar cephede pek olmadıkları için genelde sarayda, köşkte veya haremde oldukları için. Osmanlı'da öyle mi? Osmanlı öncesinde çoğunlukla? Osmanlı öncesinde tabii ki Selçuklu döneminde kadınlar daha ön planda. Hatta eskiye doğru gittiğiniz zaman Göktürk, Uygur gibi kadınlar çok ön planda ve erkeklerle tam eşit şekilde yaşıyorlar. Eşit, daha eşit haklara sahipler. Bu bir gerçek ve kadın savaşçılar var. Hatta tarihçi bir arkadaşımdan Selçuklu'daki kadın savaşçıların işkencede konuşmamak için sır saklama eğitimi aldıklarını öğrenmiştim ben. Doğrudur. Hatta efsane olan Amazon savaşçılarının da Türk olduğu söylenir. Çünkü İskit Saka Türklerinde evet de ki milattan önce 800'den bahsediyoruz. Neredeyse 2300 sene öncesinden bahsediyoruz. Kadın savaşçılar var. Sizin kurduğunuz bu müze aslında bir anlamda bütün Türk tarihine sahip çıkma girişimi. Doğru. Çünkü bu müze dediğiniz gibi Doğu Roma, Bizans, tüm Selçuklu dönemi, tüm Osmanlı dönemini içerdiği gibi daha sonra İstiklal Harbi, Kore, Kıbrıs, Vietnam gibi günümüze kadar gelen tüm savaş ve olayları içeren bir müze. O açıdan 1500-2000 senelik tarihi kapsayan dönemi anlatan bir müze.
O açıdan da bu müzedeki anlatım tarzı da tabii gelen insanları çok etkiliyor. Dediğim gibi kendi tarzında dünyada ilk ve tek bir müze. Hem dioramasını, maketini hem gerçek canlandırmalarını ve antika eserleri, resimlerini bir arada görüyorlar. 7'den 77'ye herkesin de ilgisini çekiyor bu açıdan. Benim demin gezdiğimde çok ilgimi çeken eserlerden biri de ta Hazreti Muhammed döneminden kalan kılıç. Evet. Hadi oraya gidip bakalım. Buyurun. Köroğlu, tüfek icadı oldu, mertlik bozuldu der ya hani. Asırlar, yüzyıllar, bin yıllar boyu dünyada okla, yayla, yüz yüze, hasmını görerek, kanının kokusunu alarak savaşıldı. O dönemlerde herhalde insanlar bugünküne göre çok daha cesurdu ve karşısındakinin acısına daha fazla tanık olduğu için belki de çok daha fazla empati kuruluyordu. Şu anda yanımızda muhteşem bir kılıç var ve Necat Bey o kılıcı Avrupa'dan temin ettiğini söylüyor. İhtimal vaktiyle Hazreti Muhammed'in ordularında da kullanılmış bir kılıç. Necat Bey, bize bu kılıcın hikayesini anlatır mısınız günümüze ulaştığı kadarıyla? Bu kılıç hakikaten çok nadir ve çok çok önemli bir kılıç. Çok önemli bir kılıç oluşu, birincisi çok eski döneme ait 7. yüzyıl, eski tipik bir erken dönem İslamik bir kılıç. İkincisi, bu kılıç muhtemelen Peygamberimizin döneminde ya kendisi veya halifeler tarafından kullanılmış bir kutsal emanet gibi saklanıp üzeri süslenerek dönem içinde elden ele, halifeden halifeye ve daha sonra herhalde Emevi'nin devlet başkanına, Abbasilere geçerek 1320 tarihi var üzerinde. Bu çok önemli bir tarih. Osmanlı kayı boyu damgası da var bunun üzerinde. Bu ne demek oluyor? Bu kılıç yaklaşık 700 sene boyunca murasa bir şekilde elden ele devredilerek bir şekilde Osmanlı'ya kadar geliyor, intikal ediyor. Ve 1320, yanlış hatırlamıyorsam, Osman Gazi dönemi, Osmanlı'nın ilk kurulduğu döneme ait bir tarihsel durumu var bu kılıcın. Ve bu arada bir takım İranlı uzmanlarla da konuştum bunu, silah uzmanlarıyla. Dönem dönem farklı zanaatkarlar tarafından işlenmiş, çünkü üzerinde çok farklı tekniklerle kazıma, yontma, kabartma, ne derseniz deyin, üzerinde farklı altın, çelik ve bir takım firuze taşlarıyla bezenmiş, hem simgesel hem yazılar var üzerinde ve ejderha balçağıyla da zaten murasa olduğunu gösteren bir kılıç. Farklı ustaların işçiliği de gözüküyor. Farklı dönem, farklı ustaların yaptığı ve her iki kılıcın namlusunun her iki yüzü farklı desen ve farklı yazı ve simgelerle dolu baştan aşağıya. Şöyle söyleyeyim, 4 sene evvel Abu Dhabi emirinin bir danışmanı, müzeler sorumlusu geldi. Bu kılıcı görünce fenalık geçirdi adam. Dedi ki, dünyada dedi biz böyle bir kılıç görmedik ki, dünyanın en iyi koleksiyonu bizde zannediyorduk dedi. Bu kılıcı görünce tansiyonu düştü ve daha sonra diğer malzemeleri görünce daha da fena oldu ve bu müzeyi bize satın dedi. Ben de dedim biraz zor alırsınız. Ömrüm var burada. Öyle alamazsınız. Ya da o Kıbrıs için denildiği gibi aldığımız fiyata. Fiyata, bedele. Bedele, karşı, aldığımız karşı bedele. Üzerinde Davut Yıldızı sembolü de var, farklı semboller de var. Evet. Dönemsel, ejderha başı çok ilginç. Şimdi dediğim gibi bu kılıç hakikaten kim bilir hangi emirlerin, hangi halifelerin, hangi sultanların elinden geçti. Hakikaten zamanda bir yolculuk yapmış bir kılıç ve murasa bir kılıç ve eşi benzeri
olmayan bir kılıç. Çok önemli. Yani müzenin en önemli eserlerinden belki de bir numarası. Bir gün nesneler de bizlerle konuşursa ve hepsinin hafızaları varsa eğer saydığımız, sandığımız evet, gibi evet, kim bilir neler anlatacak. Mesela ben bu kılıcı gördüğüm andan itibaren hakkında bir roman yazmayı istedim. Evet. Ya ben de böyle bir süper gücüm olsa dokunsak değil mi? Bütün geçmişini böyle bir film şeridi gibi gözümüzün evet, önünden evet, geçse bize evet, kim bilir ne hikayeler evet, anlatacak. Şimdi biz askeri müzedeyiz. Evet. Burası bir canlı tarih askeri müzesi. Evet. Bu müzenin bir de sivil versiyonunu yapma şansınız olsa acaba nelere ulaşırsınız ya da ne sıkıntılarla karşılaşırsınız? Sivil hayata karşı bakın askeri sivil Osmanlı veya Türk tarihinde pek fark etmiyor. Sebebi şu, metal parçalar, metal malzemeler genelde saklanıyor ama tekstil ürünleri veya kağıt türü malzemeler saklanmıyor. Bir kere hakikaten geçmişten gelen bir şekilde saklama kültürümüz yok, koruma kültürümüz yok. Hatta Cumhuriyet'in ilk döneminden sonra eskiye dair olan bir şeyleri yok etme çabası da var maalesef. Bunlar, bir reddi mirasın parçası evet, olarak hoyratça evet, tüketildi, evet, mimari eserler maalesef, dahil. Maalesef. O yüzden bu konuda şu son dönemlerde ciddi bir pozitif gelişme var. İlgi, alaka, saklama kültürü. Ama dediğim gibi o kadar çok hor kullanmışız ki. Mesela bir sergilediğim kılıç parçası var. Ekmek bıçağı yapmış. Osmanlı kılıcını kesmiş, kırmış. Altın işlemeleri bile duruyor. Ekmek bıçağı yapmış. Mesela en zor bulunan şeyler nedir derseniz, özellikle derim ki askeri üniformalar, erkek kıyafetleri derim. Çünkü neden? Erkek kıyafetlerinin bulunmayışının sebebi, bunu da seneler önce bir konferansta da söylemiştim. Herkes önce, özellikle kadınlar biraz şok geçirdi, yadırgadılar ama sonra kabul ettiler. Sebebi şu, evde eve hakim olan kadın. Yuvayı dişi kuş yapar derler ya. Ama erkek kılık kıyafetini çok böyle özen gösterip saklamaz, kontrol etmez. Günümüzde de bu böyledir. 100 sene önce de böyleydi, 200 sene önce de böyleydi. Değişmiyor. Evde kullanılmayan bir kılık kıyafet, bir eşya varsa kadın onu mutlaka bir şekilde değerlendiriyor. Ama yer bezi yapıyor. Ama kapıcıya veriyor veya ihtiyacı olan bir fakir fukaraya veriyor ama veriyor. Ama genelde erkeğin bundan haberi olmuyor. Padişahlar için de mi, paşalar için de mi geçerli paşalar bu? Paşalar için geçerli, padişahlar için de mutlaka bir kısmı gitmiştir. Çünkü padişahların biliyorsunuz yüzlerce kıyafeti var, kaftanı var. Şimdi soruyorum yani koskoca Fatih Sultan Mehmet'in, Kanuni'nin acaba Topkapı'da kaç tane kaftanı kalmış değil mi? Yani baktığınız zaman kadın kendi gelinliğini, kendi kıyafetlerini saklar ama erkeği hayattayken bile onu bir şekilde toz eder. Ama verir, ama eskiciye satar, bir şey yapar. Hatta ben kendi çocukluğumdan biliyorum yani eskimiş tişörtümü bile annem zorla elimden sırtımdan alıp yer bezi yapmak isterdi. Yani erkeğin giyimi kadının gözünde eskisinde yer bezi yapayım mantığında işliyor. Halbuki kendi gelinlikleri pırıl pırıl durur ve dikkat edin, araştırın. Şu anda müzayedelerde, işte eski eşya, antika satanlarda hep kadın bindallısı vardır. Kadın gelinliği vardır. Çünkü onlar saklanmış. Erkeklerin hepsi yok edilmiş. Yani koskoca sadrazamın, paşaların üniformaları bile yok. Yok, bulunmuyor, bulunamıyor, çok zor. Atatürk'ün bugüne ulaşan kaç üniforması var vallahi bildiğimiz? Vallahi düşün, koskoca Atatürk'ten bahsediyoruz. Atatürk'ün, bırakın teğmeni, yüzbaşıyı geçtik, yarbay, albay, milliva üniformaları şu anda hiçbir yerde yok. Yani olacak şey değil, yok. Düşünün
Enver Paşa'nın bile orijinal iki üniformasını ben torunundan aldım. Yani Enver Paşa da o dönemin çok önemli bir şahsiyeti. İkinci adam. Başkanı. Evet, ikinci adamı padişahtan bile güçlü. Atatürk'e bakıyoruz, sadece Maraşal üniformaları var. O da 2-3 tane kalmış. Bir tanesi de bu müzede bende var. Ama öncesi yok. Yani enteresan. Onun için bir takım ailelerin elinde olabilir. Ama dediğim gibi bu tür eserlerin müzelere kazandırılması, koruma altına alınması gerekiyor. Çünkü neticede ikinci nesil veya üçüncü nesil bunların kıymetini bilemiyor. Bir şekilde kaybolabiliyor. Onun için müzelerin, koleksiyonerlerin bu konuda aslında kültüre kattığı çok önemli şeyler var. Necat Bey, şu anda tam arkanızda Malta kuşatmasını simgeleyen bir diorama var. Doğru. Çocuklar buraya geldiğinde ne tepki veriyorlar? Şimdi çocuklar tabii ki bu tür minyatür maketlerden, canlandırma, dioramalardan, ki buna biz diorama diyoruz. Çünkü ölçek gözetmeksizin bir olayı, anı canlandıran dört boyutlu bir tablo, fotoğraf karesi gibi düşünün. Buna diorama diyoruz. Bu dioramalar tabii her yaştan insanı olayın içine çekiyor ve ilgi odağı oluyor ve inanılmaz bir sergilemede renk katıyor müze sergileme tekniği olarak. Çünkü olayın tanığı oluyorsunuz evet, siz burada. Evet, yaşıyorsunuz ve bu arada işte dediğim gibi bu müzenin özelliği, buradaki asker burada, şuradaki asker şurada veya arkamda gibi. Yani burada zaten bu müzenin işte özelliği bu. İşte resmi, tablosu burada, maketi, canlandırması burada, gerçekleri de burada, objeler de burada. O yüzden gelen insanlar burada bir zaman tünelinin içinde yolculuk yapmış hissiyatı uyandırdığından tarihin çok tarihin orta yerinde kalıyor. Evet. Burayı gezdiği zaman tarih aslında çevresinde akıyor. Doğru. 10 binden fazla eser olduğunu söylediniz. Çok sıkışık ve dar bir mekan. Doğru. Aslında bunun gerçekten Canlı Tarih Müzesi'nin, Hisart'ın bir tarihi eserde olması daha güzel olmaz mıydı? Çok iyi olurdu. Özellikle ben bunu senelerdir söylüyorum bütün ilgililere ve etkililere. Mesela benim gönlüm isterdi ki Rumeli Hisarı'nın orta yerinde modern bir müzecilik anlayışıyla belki yerin altında ya da Yedikule zindanlarında ya da Anemas'ta göreyim burayı. Doğru. Tabii bu müzenin yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alana, kapalı alana taşınması gerekiyor. Dediğiniz gibi burada on binlerce eser var ve yaklaşık 2000 senelik bir süreci anlatıyor. Bu süreci anlatırken de gördüğünüz gibi, arkamda gördüğünüz gibi 550 tane canlandırmalı manken var, dioramalar var, maketler var ve paha biçilmez bir takım eserler var. Ve bunların tabii ki İstanbul'a yakışacak merkezi bir alanda olması ve Türkiye'ye de aynı zamanda yakışacak bir mekan olması lazım. Çünkü bu müzede ayrıca tüm dünya uluslarına ait, önemli uluslara ait eserler de mevcut. Yani Çin'den, Avustralya, Yeni Zelanda'dan tüm Afrika, Orta Asya, Balkanlar, Avrupa ve Amerika dahil tüm ülkeleri ilgilendiren olaylar ve eserler çünkü olduğu için. Çünkü hiçbirinin tarihi Türkler olmadan yazılamıyor. Doğru. Doğru. O yüzden hakikaten bu müzeyi çok daha erişebilir bir alana ve ziyaretçisini artırabilecek, tüm dünya turizmine kavuşacağı bir alan istiyorum. Hatta bir eğitim, öğretim, bir savaş tarihi araştırma enstitüsü bile olmasını istiyorum. Çünkü savaş tarihi demek insanlık tarihi demek, savaşların azaltılabilmesi için insanlık ve savaş tarihini iyi öğrenip ders çıkarmamız gerekiyor o yüzden. Ve barış için de savaş tarihini çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Kesinlikle öyle. Silahlarımız, teknolojimiz ve askerimiz ne kadar iyi yetişmiş olursa aslında savaşsız bir dünyaya olan özlemimizi gidermemiz de o kadar mümkün olacak. Bugün Hisar Canlı Tarih Müzesi'ndeydik. Bitmedi, daha yalnızca bir tek katını gezebildik ve haftaya, ihtimal ondan sonraki haftada Necat Çağdaroğlu beyefendiyle Hisar Canlı Tarih Müzesi'ni gezmeye devam edeceğiz.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.